Sıra dışı gökbilimci Tycho Brahe. Tyge, Latinleştirilmiş ismiyle Tycho Brahe. 14 Aralık 1546'da günümüzde İsveç sınırları içerisinde, o zamanlar ise Danimarka'da bulunan Skane'de doğdu. Her ikisi de Danimarka'nın soylu ailelerinden olan Bitte Bille ve Otto Brahe'nin en büyük oğulları olan Tycho, 2 yaşındayken amcası Jürgen Brahe ve eşi Inger Oxe tarafından evlat edinildi. Kendi çocukları olmayan aile, Jürgen'in ölümüne kadar Tycho'ya baktılar. 1553 yılında üvey ailesiyle beraber Wurttemberg'a giden Tycho orada okula başladı. Öz babası Otto, her ne kadar Latince öğrenmenin zaman kaybı olduğunu düşünse de, üvey ailesi bu alanda eğitim görmesi konusunda daha hevesli ve destekleyiciydi. 19 Nisan 1559'da Kopenhag Üniversitesi'ne giren Tycho, amcasının hayalini takip ederek hukuk okumaya başladı. Aynı zamanda farklı disiplinlerdeki konular üzerinde çalışan Tycho, sonunda astronomi ile ilgilenmeye başladı. Aslında onu astronomi ile ilgilenmeye iten asıl olay, 21 Ağustos 1560'da gerçekleşen güneş tutulmasıydı. Bu olayın gerçekleşmeden önce tahmin edilmiş olması Tycho'yu çok etkilemişti ve onu astronomi ile ilgili çalışmalar yapma konusunda teşvik etmişti. Profesörlerin de yardımıyla kendisine bu konuda yardımcı olabilecek bir gök günlüğü ve kitaplar edindi. Ailesi Tycho'nun yurt dışında da eğitim görüp tecrübe edinmesi gerektiğini düşünüyordu ve bu amaçla 1562 yılının Şubat ayında bir refakatçi ile beraber Leipzig Üniversitesi'ne gitmek üzere yola koyuldu. Astronomi resmi olarak çalışma konuları içinde yer almıyordu. Ama yine de birkaç astronomi kitabı ile beraber Dürer'in takım yıldızı haritasını da edindi. Leipzig Üniversitesi'ndeyken gözlemler yapmaya başlayan Tycho, 1563 Ağustos'undan itibaren de bu gözlemleriyle ilgili notlar tutmaya başladı. Kayıt altına aldığı ikinci gözlem, ileride kariyerinde çok önemli bir yere sahip olacak olan Jüpiter'le Satürn'ün kesişmesi olayıydı. Ne Kopernik'in ne de Batlamyus'un bulguları bu olay için kesin tarihi belirtememişti. Ama daha 17'sinde bile olmayan Tycho, onlardan daha iyi olabileceğini düşünüyordu ve daha sonra da bunu kanıtlayacaktı. Tycho ilerleyen zamanlarda Leipzig Üniversitesi'nde kendisine daha kesin tahminler yapabilmesi için ipuçlarını öğreten Bartholomew Schultz'u ile çalışmaya başladı. Ama aslında daha hassas tahminlerin iyi aletlerle yapılabileceğini de biliyordu. Bu nedenle de gerekli malzemeleri edinebilmek için araştırmaya başladı. Mayıs 1565'te evine geri dönen Tycho, amcasının ölümünden sonra 1566 yılında yeniden yolculuk yapmaya başladı. Önce Wittenberg, daha sonra da Rostock'taki üniversitelere gitti. Rostock'tayken başka bir Danimarkalı öğrenciyle girdiği bir tartışma sonucunda burnunun bir kısmını kaybetti. Bu olaydan sonra Tycho astronominin yanı sıra tıp ve simya ile de ilgilenmeye başladı. 1567'de eve döndükten sonra kendine altın ve gümüşten yapay bir burun yaptırdı. Bu sırada babası kendisine politik bir kariyer oluşturmaya çalışsa da Tycho onu kendisiyle beraber birkaç seyahat daha yapmak konusunda ikna etti. Önce yeniden Rostock'a, daha sonra Basel'e, Freiburg ve Augsburg'a gittiler. Geliştirilmiş aletler kullanarak gözlemler yapmaya devam ederken, bir yandan da yeni ve daha gelişmiş bir aletin giderlerini karşılayabilmek için yardım bulmayı başarmıştı. Neredeyse bir ay içinde kocaman bir alet inşa etti ve onu sponsorunun şehir dışındaki arsasına kurdurttu. Aletin verdiği sonuçlar son derece hassastı.
Fakat o kadar ağırdı ki kurulumu için birçok kişinin uzun süre boyunca çalışması gerekiyordu. Dolayısıyla bir gecede sadece tek bir gözlem yapmaya vakit kalıyordu. Tycho bir süre sonra bu sefer de tahtadan yeni bir kadran inşa etmeye başladı. Tycho burada muhteşem bir yaşam sürdü. Avrupa'nın dört bir yanından gelen konuklar ziyafetlerle, oyunlarla ve av partileriyle krallar gibi ağırlanıyordu. Ama adalılara pek iyi davranılmıyordu. Tycho acımasız bir toprak sahibiydi. Kiralarını ödemeyen ada sakinleri için bir hapishane bile yaptırmıştı. Kullandığı aletler zamanının kat kat ötesindeydi. Çok özenli ve dikkatli bir gözlemci olduğu için de kusursuz sonuçlar elde etti. 777 yıldızın konumunu ölçtü ve bir katalog hazırladı. Saptadığı yıldız konumlarında asla 1 ya da 2 dakikadan fazla hata yoktu. Elinde hiçbir teleskop bulunmadığını anımsarsak ne kadar iyi bir gözlemci olduğunu anlayabiliriz. Gezegenlerin hareketlerini de ölçtü ve bu gözlemleri daha sonra öğrencisi Kepler'in eliptik gezegen yörüngeleri yasasını biçimlendirmesine de yardım etti. Tycho, Hiven'de bulunduğu süre içerisinde 7 kuyruklu yıldız gözledi ve onların haklı olarak aydan çok daha uzakta olduklarını söyledi. Böylece Aristoteles'in kuyruklu yıldızların birkaç mil yukarıda atmosferik bulutlarda olduğu yollu kuramına son verdi. Fakat Tycho kısmen dinsel gerekçelerle ama asıl Kopernik sistemine göre yıldızların son derece uzakta olması gerektiğine inandığı için bugün gerçekten de çok uzakta olduklarını biliyoruz. Kopernik'in kuramını asla kabul edemezdi. Onun yerine melez bir sistem benimsedi. Bu dizgeye göre gezegenler Güneş'in etrafında dönüyor. Güneş ile Ay ise Dünya'nın çevresinde bir yörünge üzerinde bulunuyordu. 1588'de ölen 2. Frederick yerine geçen oğlunun kendisini desteklemekten vazgeçmesi üzerine Prag'a dönen Tycho, kentin yakınlarında imparatorun kendisine hediye ettiği Benatki şatosuna yerleşti ancak koşullar artık çok farklıydı. İmparator 1611'de tahttan indirildi. Tycho da Prag'ın içine yerleşti. 24 Kasım 1651'de 55 yaşında ansızın öldü. Tycho acelesi, hoşgörüsü olmayan, utanmazlık derecesinde bencil, çoğu zaman da acımasız bir adamdı. Fakat aynı zamanda da son derece zeki, kibar ve çok çalışkan biriydi. Brahe'nin astronomiye en önemli katkısı, 10 yıllarca süren çalışmalarının sonucunda ortaya koyduğu gezegen ve yıldızlara ait ölçümlerdi. Bunların eksiksizliği ve kesinliği dikkate değerdi. Aynı zamanda patlayan bir yıldızı ilk gözlemleyen kişi oldu. Bu olayı adlandırmak için nova terimini ortaya attı. Gözlemlerine dayanarak gezegenlerin Güneş'in etrafında dairesel değil, eliptik yörüngelerde döndüklerini ortaya koydu. 2. Frederick'in ölümünün ardından yeni kral 4. Christian ile sorunlar yaşamaya başladı. Kral onu annesiyle ilişki yaşamakta suçladı. Brahe'yi Danimarka'yı terk etmeye zorladı. Bunun üzerine kendisiyle birlikte pek çok yardımcısını Prag'a götürdü. Prag'da yeni bir gözlem evi kurmayı planlayan Brahe, bu arzusunu gerçekleştiremeden öldü. Ancak kısa bir süre sonra asistanlarından Johannes Kepler, Brahe'nin verilerini kullanarak gezegenlerin hareketleri ile ilgili yasalar geliştirdi. Bugün Tycho'nun şatosunun Hiven'de bulunduğu yerde artık bir zamanlar orada bir bina olduğunu gösteren belirtilerin göze çarptığı otluk bir çukur bulunuyor. Hiven'in efendisinin ruhu orada yaşamaya devam ediyor. Evet arkadaşlar, Tycho Brahe'de gerçekten sıra dışı bir gök bilimcidir, astronomdur. Ve kendisi de zaten Kopernik'in de hocası sayılır. Kopernik'le ilgili şöyle bir komplo mevcut Brahe'nin hakkında. Yani Tycho'ya bir suikast yaptığına dair.
Hatta Tycho'yu çekemediğini, ondan daha iyi olduğunu ispatlamak için onu öldürdüğünü yansıtan bazı spekülasyonlar da mevcut. Tabii ne kadar doğru onu bilemeyiz. Ve Kopernik'in de böyle bir şey yapıp yapmadığını da bilemeyiz. Sadece dediğim gibi bir komplo diyelim, yani bir yazı şeklinde bahsedebilirim bundan. Ben bir belgeselde izlemiştim bu durumu. Oradan biliyorum. Tycho Brahe'de ilk defa bir belgeselde okumuştum. Sonra dergilerde ve çeşitli kitaplarda da kendinin adından geçtiğini çok kez duydum. Hatta şöyle bir şey. Bizim Tycho Brahe'nin yaşadığı dönemlerde bizim Osmanlı padişahlarımızdan yanılmıyorsam 3. Murat'tı. Onun devrinde yine Osmanlı'da yaşayan bir astronomumuz mevcut. Şu an adı tam telaffuzunda değil ama Takuyiddin olması lazım adı. Takuyiddin'le aynı devirlerde yaşamışlar. Birbirleriyle ilgili bir görüşme olduğuna dair bir kayıt bildiğim kadarıyla yok. Ama böyle bir durum da mevcut. Osmanlı ilk defa Takuyiddin zamanında gökbilimle ilgilenirken Tycho zaten ilgilenmekteydi. Ve yani Kopernik gibi dönemler tam parlak dönemlerinde denk gelmişler aslında. Zaten Osmanlı'nın da bu Tayka'nın yaşadığı dönemde bir kez böyle bir durumu olmuş. Daha sonra astronomi ile alakaları kesilmiştir. Böyle ek bilgiler vermek istedim size. Videomu beğenmeyi, yorum yazmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Konu hakkında, video hakkında yazdıklarınızda mutlaka dönüş sağlıyorum.